Bugün bir dernek açılışı var mahallenizde. Bu derneğin mahalleye ne gibi şeyler getirmesini bekliyorsunuz? Yani kadınlara öncelikle özgürlük getirmesini istiyorum ben. Çocuklarımıza, geleceğimize. Yani öncelik kadınlar zaten. Hani dayanışma içinde olması lazım. Kadınların daha çok örgütlenmesi lazım. Her kesimde olmamız lazım. Yani içeride tıkılıp kalmaktansa sürekli dışarıda. Yani her iş gücünde olmak lazım. Sadece evde eşinize iş yapmak, çocuklarınıza hizmetçi gibi görünmek değil. Evde sürekli tıkılıp kaldığı zaman insanın psikolojisi bozuluyor. Hep aynı işi yaptığın zaman ama dışarıda olduğun zaman yani ne bileyim bir özgür bir tarafın ruhun dışarıya yansıyor. Ben Rahime Baş. Arkadaşımın daveti, etkinlik davetini göndermesi üzerine Kadın Dayanışma Derneği diye okuyunca dedim benim orada olmam gerekiyor ve buradayım. Liya Genç, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci işlerinden görev alıyorum. Aslında çok güzel bir şey. Kadınlar bir arada bir dayanışma oluyor her konuda, her koşulda. Birbirlerine büyük bir destek. Bu bizim açımız için çok iyi, güzel bir şey. Ve bu konuda çok mutluyum. Açıkçası böyle bir ortamda da bulunmak beni çok mutlu ediyor. Güzel şeyler düşünüyorum, iyi şeyler düşünüyorum hepimiz için. İki gün çok aradım, en son buldum. Türkçülere sordum, Türkçülerden öğrendim adresini, öyle gelip buldum. Ne gibi şeyler olmasını beklersin? İşsiz olan çok insanlarımız var, çok kadınlarımız var. İş imkanları, kadına şiddet biliyorsunuz çok fazla. Her gün bir kadınımız ölüyor. Sürekli haberlerde falan duyuyoruz. En azından onlara yönelik. Okumayan çocuklarımız falan var, onlara yardımlar olması lazım. Söz konusu kadın oldu mu? Çok farklı yani. Kadın emekçi kadın yani. Evdeki kadınlar çıksın dışarı. Kadınların birbirine destek olması gerekiyor. Tabii ki erkeklerimiz yanımızda olsa çok daha güzel olacak. Olması için mücadele edeceğiz. Aslında benim beklentim ihtiyacı olan yani destek, avukat desteği, hastane desteği, korunma desteği. Tabii ki yani kurslar her yerde var. Burada da olacak ki olması gerekiyor. Ama öbür türlü ihtiyaç daha fazla. Kadınların hiçbir şeyde korkmamasını, kendi ayaklarının üzerine durmasını ve güçlü olmasını, bazı başarıların kadınlardan dolayı olduğunu bilmesini istiyorum. Dayanışma içinde olsunlar, birbirlerine destek olsunlar. Size tatlısı, siz ne derseniz biz onları yapacağız. Uygulayın da teşekkür ederim. Hepinize hayırlı olsun. Gelin, hepiniz gelin.